Şekilde verilenlere göre tarla alanı kaç birim karedir diye bakarız. Ben diyorum bakın buradan kesip bu parçayı aşağı eklediğim zaman aradığım alan bir dikdörtgen alanına döner. Burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 7 birim. Buradan aradığımız alanın 3 kere 7 21 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. Şekildeki paralel kenarda verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bak ben diyorum ki parçayı kessek buradan beklesek. Daha sonra şunun iki tanesini de alıp buraya koysak. Burada 3'e 4'lük bir dikdörtgen oluşuyor. Bu dikdörtgenin alanı ne yapar? 3 kere 4 12. Şunu attığım zaman 2 birim kare de burada kalıyor. Buradan toplam alanımız ne olur? 14 birim kare. Doğru cevap Ceyhan. Şekildeki paralel kenarda verilenlere göre kaç olur diye soruyoruz. Şunu söyleyelim bakın. Şu iki paralel kenara baktığım zaman ikisinin yüksekliği nedir? Aynıdır. Bundan dolayı alanların oranı tabanların oranıdır. Aynı şekilde bunun için de aynısı geçerli. Bunların alanların oranı tabanların oranlarına eşit olduğuna göre. Buradan şunu yazabiliriz. A bölü B oranı neye eşit? 4 bölü x artı 1'e. Buradan A bölü B oranı neye eşit? x eksi 1 bölü 12'ye. İçler ister çarptığım zaman buradan 48 eşittir. İkisini çarptığında 2 kare farkı gelecek. X kare eksi 1. Biri karşıya attık. 49 eşittir. X kareden x'i 7 olarak buluruz. Doğru cevap Ceyhan. Paralel kenarda verilenlere göre 18S bölü 9A'nın kaç olduğunu soruyor. Soruda mavi alanlarda 8A'ya A oranı, sarı alanlarda da 10S'ye 8S oranı olduğundan bahsettik. Şimdi soruyu çözmeden şurada bir özellikten bahsetmek istiyorum. Paralel kenarı köşegen çizilip köşegen üzerinden bir nokta alıp kenarlara paraleller çizdiğimiz zaman şu alanlar birbirine daima eşit olur. Sebebi de şu. Bakın şu alanı A yazarsam bu alanda A çünkü burada bir paralel kenar var. Aynı şekilde bu alanı B yazarsam bu alanda ne olacak? B olacak. Köşegeni çizdiğim zaman iki eşit alana bölündüğü için paralel kenar. Buraya C yazdığımda burası da ne olmak zorunda? B olmak zorunda. Şimdi bu soruda bunu kullanalım. Şu köşegeni çizdiğim zaman burası A ise şurası nedir? A'dır. Aynı şekilde şurası 8S ise burası nedir? 2S'dir. O zaman demek ki A'nın neye eşit olduğunu görüyoruz biz? 2S'ye. A değerini yerine yazarsak 18S bölü 9 çarpı 2S'den aradığımız oranın 1 olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan. Şekildeki paralel kenarı bu AE yüksekliği üzerinden kesip her şeyi buraya ekliyoruz. Buraya eklediğimiz zaman şuradaki oluşan A üssü CD üçgenin alanının A, E, C, E üssü dikdörtgeninin alanına olan oranın 3 olduğunu soruda verdik. Buna göre x bölü y oranı kaç olur diye soruyoruz. Şimdi şuradan bahsedelim bakın. Bu iki uzunluk ne? Birbirine eşit. Böyle gösterdim. Bu yükseklik ikizkenar üçgen yükseklik kenarortay olduğundan dolayı şu iki uzunluk ne olacak? Birbirine eşit olacak. Dolayısıyla bu 6S nasıl bölünecek? 3S'si burada, 3S'si de burada. Peki şu dikdörtgene baktığım zaman köşegenini çizdiğimde dikdörtgenin alanı da iki eşit parçaya bölünür. Yani burası S olacak. Burası ne olacak? S. Bu parçayı buraya alıp koymuştuk. Demek ki bunun alanı da neye eşit? 3S'ye. Buradan A ile C'yi birleştirdiğim zaman A, E, C üçgenin alanının S olduğunu bulmuştuk. Bunu da buraya yazalım. Şimdi şu iki üçgen için şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu iki üçgenin yükseklikleri ortak. Bundan dolayı alanları oranı taban uzunluklarının oranına eşittir. Buradan bu oranın kaç olduğunu görürüz. 3. Doğru cevap Edirne. Şekildeki logo 3 eş paralel kenardan oluşmaktadır. Buna göre paralel kenarın alanları toplamı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bakın. Burası 4 birimse karşı kenarda kaç olacak? 4 birim olacak. Kenarları 8'er birimdi. Burası da 8 birim. Yani burası ne kaçtır? 4. Aynı şekilde baktığımız zaman burası da 4. Burada 4 kalır. Burası da 4. Buraya da kaç kalır? 4. Yani ortada oluşan şekil nedir? Bir eşkenar üçgen. Dolayısıyla buradaki açımız kaç derece? 60 derece. O zaman burası da 60 derecedir. Paralellikten dolayı. Paralel kenarın alanı neydi? 4 çarpı 8 çarpı aradaki açının sinüsü. Kenar uzunlukları 4'e 8. Sinüs 60 ile kaç eşit? Kök 3 bölü 2'ye. Bu paralel kenarlardan kaç tane var? 3 tane var. Bunu da kaçta çarpıyoruz? 3'te. Sadeleştirdik 4. 4 kere 4 16. 3 ile çarparsak 48 kök 3 olarak alanı buluruz. Doğru cevap Adana.
Evet, şekildeki paralel kenarı BE doğru parçası üzerinden katladığımız zaman iki tane ikizkenar üçgen elde ediyoruz. Buna göre şuradaki açı kaç derecedir diye bakacağız. Bakın her zaman söylediğim şey ne? Çözüme ufak açıdan gidelim. Yani ben de burada bir ufak gördüm açı neresi? Şuraya x yazıyorum. Bir katlamadan dolayı şu iki açı birbirine nedir? Eşittir. O zaman burası ne olacak? X. Paralellikle taşıyabileceğimiz açıları taşıyalım demiştim. Yani burası 2x ise şuradaki yukarıdaki açı da ne yapacak? 2x yapacak. İkizkenar üçgen çıktı. E burası 2x'e, burası nedir? 2x'tir. Paralel kenarda çapraz açılar neydi? Birbirine eşitti. Yani burada 4x varsa şurada da ne vardır? 4x vardır. Bunu da yazdık. İkizkenarlıktan dolayı burası da 4x. Dikkatli bakın, burada M kuralı var. İki açının toplamı nereye eşit olacak? M'den dolayı buraya. Bakın buradaki M'miz de şurada. A, B, C, üssü, E de. Yani şuradaki iki açının toplamı nereye eşittir? Buradaki aradığımız açı. Yani şurası kaç olacak? 6x. Katlamadan dolayı burası 6x ise burası da nedir? 6x'tir. Buradaki açı buradan geldi. Burası da 6x. Hemen şunu söyleyelim. Şu iki açının toplamı kaç derece? 180. Yani 10x eşittir 180 derece. Buradan x'in 18 derece geldiğini görüyoruz. Aradığımız açı ne? 6x. 6x de 108 derece olur. Doğru cevap Ceyhan. Çevresi 36 birim olan ABC üçgeni orta taban üzerinden kesilip şekildeki gibi birleştirildiği zaman elde edilen paralelkenarın çevresi 32 birim. Bu şekilde birleştirildiği zaman elde edilen paralelkenarın çevresi de 34 birim oluyor. Buna göre BC uzunluğu kaç birimdir diye soruyoruz. Şimdi paralelkenarın kenar uzunluklarını 2A, 2B ve 2C dersek bundan dolayı şuradaki C uzunluğu buraya gelecek. Burası da C olacak. Aşağı baktığımız zaman bir parça buraya geldiği için burası B. Burası da ne olacak? B olacak. Peki ABC üçgenin çevresi 36 birim olduğuna göre buradan ne söyleriz? 2A artı 2B artı 2C eşittir. 36'dan A artı B artı C'miz kaç olacak? 18. Yine alttaki paralelkenarın çevresi 32 birim. Yani buradan ne anlıyoruz? 4A artı 2C 32 birimden 2A artı C'miz kaç olacak? 16 birim olacak. Yine bu paralel kenara baktığım zaman buradan 4 artı 2b var. 34 birimden 2'ye böldüğüm zaman 2a artı b'm kaç olacak? 17. Şimdi ben diyorum ki birinci ifadeyi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak eksi a 4a ne yapacak? Burası 3 yapacak. Eksi b ile artı b birbirini götürecek. Eksi c ile artı c birbirini götürecek. Sağ tarafı da topladığımız zaman kaç olacak? Burası 15. Bizim aradığımız şey ne? 2A, 3A, 15 ise 2A'mız kaç olur? 10. Doğru cevap Ceyhan. Evet, şekildeki kırmızı doğru parçalar birbirini 120 dereceyle kesmektedir. Buna göre AB doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir diye soruyoruz. Bakın şunların hepsini şöyle uzatıyorum. Uzattım. Bunu da uzattım. Buna paralel olacak şekilde. Bunu da diğerine paralel olacak şekilde uzattım. Bunu da uzattım. O da diğerine ne oldu? Paralel oldu. Şimdi bunları çizdiğimiz zaman burası 2 birimse burası 2 birim. Burada bir eşkenar dörtgen çıktı. Bundan dolayı şurası kaç olacak? 2. Aynı şekilde şu 2'yi burada çıkan paralel kenardan dolayı aşağıya alırım 2 olarak. Açıları yerine yazdığım zaman burası 60 derece, burası 60 derece olacak. Yine burası 120, burası 60, şurası 120 olacak. Yani burada çıkan bir dörtgen ne oldu? İkizkenar yamuk oldu. Dolayısıyla burası 2 birimse bir nedir? 2 birim. Aynı şekilde şu ikisi de birbiriyle eşkenar dörtgen. 2 birim, 2 birim. Bu da eşkenar üçgen çıktı. Şurası 2 birimse burası da kaç birim? 2 birim. AB doğru parçasının uzunluğunun 5 kere 2 10 birim olduğunu görüyoruz. Doğru cevap Diyarbakır.